Ay taş gibi olmuş her yerim. Artık nasıl sıktıysam kendimi. Durduk yerde gerildim. Ay şunun aklına niye uyup gidiyorsam zaten korku filmine. İki senelik korku stoğum doldu valla. Durduk yerde. Bu çay iyi gelir bana. Hayır zombi mi kaldı yani? Ne zombisi? Gerçi korktuğum şey zombi değildi. Böyle... Evet ya. Ferit! Ferit bak neyi keşfettim. Ben zombilerden falan korkmadım. Yani zombilerin olmadığını biliyorum. Beni orada korkutan... Tabii ona korkmak denmez aslında. Rahatsızlık veren, ufak bir tedirginlik yaşatan... Öyle diyebiliriz. Sinema salonunun böyle ambiyansıydı. Yani o ambiyans içinde o seslerden falan ürktüm ben. Ferit. Ferit. Yapma ya. Gerçekten yapmıyorsun değil mi şu an? Ne? Ferit. Allah aşkına lütfen ya. Baksana neyden bahsediyorum burada. Ben filmlerden korkmadım diyorum. Işık oyunları falan yapmış ya. Daha orijinal fikirler lazım diyorum. Kalmadı bunlardan şakalarda bile. Ne öyle 5. sınıf korku filmi gibi. Yani daha orijinal şeyler yapılmalı bence. Korku filmi çekenler için de 1-2 önerim var aslında. Ferit. Tabii ki başka kim olabilir? Sen iyi misin Nazlı? Sen buradaysan yukarıdan kırmızı topu yollayan kim? Kırmızı top? Ha, kırmızı top ben onu Bulut'a hediye olarak almıştım. Camı da açık bırakmıştım. Herhalde cereyan falan yaptıysa aşağı yuvarlanmıştır. Peki kahve makinesi yanıp sönen ışık? Kahve makinesi arızalıydı. Servis gelecek hatta. Işıkları bilemiyorum. Dışarıda şimşek falan çakıyor herhalde. Evin sistemi arıza yaptı. Onunla ilgili olabilir. Senin bahçede ne işin vardı? Bahçede ben bir zombi gördüm, onu kovalıyordum. Çok komik. Telefon arabada kalmıştı, ben onu almaya gittim. Sen herhalde bugünkü filmden bayağı bir etkilendin. Yani bayağı korkmuşsun anladığım kadarıyla. Yalnız uyuyabilecek misin bu gece? Uyurum tabii ki. Niye uyuyamayacakmışım? Tamam. Sen bilirsin. İyi geceler. Gece gece telefon arıyormuş.